%70, %80 kadarı Kıbrıs'taki. subklinik formda görülmekte. Pardon. Semptom göstermeyen bu subklinik enfekte hayvanlar sürüde rezervuar görevi görerek bütün hayvanlara, bütün sürüye enfeksiyonu yaymakta. Subklinik mastitisler özellikle yayılım ve ekonomik açıdan çok önemli olduğu için bunun tanısında çok fazla yöntem denendi. Bunlardan bazıları patojenin direkt izolasyonu ama tüm sürü genellikle etkilenir durumda olduğundan tüm sürünün taranması şeklinde tanı yöntemleri gerçekleştiriliyor. Tabii ki birçoğu çok maliyetli. Tüm sürünün somatik hücre sayısının takibi, elektrik iletkenliğinin takibi, sütteki bazı biyokimyasal analizlerin yapılması, yine sütteki bazı enzimlerin değerlendirilmesi, sütün mineral konsantrasyonunun değerlendirilmesi ya da enflamasyon biyobelirtici çeşitleri başlıca çalışılan ana konular. Somatik hücre sayısı bunlardan bir tanesiydi tanı yöntemlerinden. Somatik hücre sayısı temelde vücut hücresi demek. Sütün somatik hücre sayısı ise makrofajlar, lenfositler, polimorf nükleer lökositler özellikle nötrofillerden ve az miktarda epitel hücrelerinden meydana geliyor. Sağlıklı sütteki somatik hücre sayısı mililitrede 200 bin hücre olmalı ama Türkiye'de biz çok daha yüksek değerlerde süt tüketiyoruz. 400 bin mililitresine 400 bin hücre bizim için sağlıklı süt kabul ediliyor. Enflamasyon sırasında sütteki mevcut somatik hücre sayısı kandan geçen nötrofiller dokulardaki tahribata bağlı epitel dökütünlerinden ve dejenere nötrofillerden meydana gelmekte. Subklinik mastitis teşhisinde ucuz ve güvenilir bir yöntem olduğu için altın standart kabul ediliyor. Elektrik iletkenliği yine kullanılabilir bir yöntem ve sütün elektrolit yapısına bağlı olarak değişebilir. Sağlıklı sütün 25 derecede ölçülen elektrik iletkenliği 4 ila 5,5 milisiemens bölü santimetre. Mastitislerde ise elektrik iletkenliği artıyor. Faz reaksiyonu ve proteinleri. Akut faz proteinleri enfeksiyon ve stres sırasında vücuttan salgılanan bir grup protein. İneklerde primer akut faz proteinleri haptoglobin ve serum amiloid A. Akut enfeksiyonlar sırasında her ikisinin de yansıdığını biliyoruz. Milk amiloid A yani süt amiloid A ise temelde yine dolaşımdan süte geçen ama sütte belirlenebildiği için bu ismi almış bir protein. Şimdi biz çalışmamızda Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mastitis Laboratuvarı'na gönderilen 475 meme lobuna ait süt örneğini çalıştık. Bu hücrelerden somatik hücre sayımını yaptık ve 400 bin ile 2 milyon arasında hücre bulunduran, mililitresinde hücre bulunduran 121 numuneyi ayırdık. 121 numuneden bakteri izolasyonu yaptık ve elektrik iletkenliğiyle süt amiloid A seviyelerine baktık. Bakteriyolojik analiz, kanlı agar, mekonki agarda inkubasyona bırakılan kolonilerin gram boyama, katalaz ve koagulaz testleriyle identifikasyonuyla sağlandı. Şimdi tüm süt numunelerinin değerlendirilmesine baktığımız zaman neredeyse 14 milyona kadar hücre içeren örnekler de vardı. Ama yoğunluk olarak 8 milyondan aşağı görünüyordu. Bizim ayırdığımız örnekler biraz daha homojen bir dağılım gösteriyordu. Bu 121 numunenin bakteriyolojik identifikasyonunda büyük bir kısmında %61'inde üreme görülmedi. O ikinci sırada koagulaz negatif stafilokokları üredi. Sonrasında streptokok türleri, stafilokok aureus ve çok nadir enterokok ve Escherichia coli belirlendi. Biz bu üremeleri mümkün olduğu kadar eşit olarak 4 gruba böldük. Üreme olmayan kontrol grubu 6 numuneden oluştu. Staphylococcus aureus grubu 6 hayvandan oluştu yine. Streptokok grubu 12 pardon hayvan diyorum numuneden oluştu. Streptokok grubu 12 numuneden oluştu. KNS grubu ise 21 numuneden oluşuyordu. Buradaki numunelerin elektrik iletkenliğine baktığımız zaman 10 milisiemens bölü santimetre ile minimum 6 milisiemens bölü santimetre arasındaydı. Süt amiloid A ortalama değerleri üreme olmayan kontrol grubunda minimum bulundu. Staphylococcus aureus grubunda maksimum bulundu. KNS ile streptokok türleri arasında ise benzer konsantrasyonlar elde edildi.
Somatik hücre sayısı değerlendirildiği zaman gruplarda üreme olmayan kontrol grubuyla diğer gruplar arasında istatistik anlam elde edildi. Elektrik iletkenliği gruplarda farklı bulunmadı. Süt amiloid A konsantrasyonu ise kontrol grubuna diğer gruplarla kıyaslandığında farklıydı. Stafilokokus aureus da yine diğer gruplarla kıyaslandığında farklıydı. KNS ve streptokok da zaten tahmin ettiğimiz gibi istatistik önemli bulunmadı arasındaki fark. Şimdi biz bunların arasındaki korelasyona baktığımız zaman somatik hücre sayısıyla milk amiloid ağ arasında istatistik olarak bir ilişki belirlenemedi. Somatik hücre sayısıyla elektrik iletkenliği arasında orta dereceli, elektrik iletkenliğiyle milk amiloid ağ arasında ise zayıf bir korelasyon belirlendi. Belirlenen somatik hücre sayısı ortalamasındaki süt numunelerinin %61'inde bakteriyolojik üreme görülmedi. Aynı şekilde somatik hücre sayısı ile milk amiloid ağ arasında da bir ilişki belirlenemedi. Somatik hücre sayısı enfeksiyon dışında, yani mastitis dışında, laktasyonun döneminden, sayısından, ineğin yaşından, stres faktöründen, mevsimin etkisinden, ırktan, sağım sıklığından, süt veriminden ve mevcut diğer enfeksiyonlardan etkilenerek değişiklik gösterebilir. Bu bildiğimiz bir durum. Dolayısıyla yüksek somatik hücre değerlerine rağmen enfeksiyon olmayan hayvanlar vardı ya da milk amiloid ağ ile ilişkili bulunmadı bu hayvanlarda beklediğimiz gibi. Süt numunelerinde elektrik iletkenliği daha yüksek bulundu. Bunun nedeninin sütün laboratuvara transferi sırasında koruyucu olarak kullanılan sodyum azit isimli bir kimyasal kullanılıyor. Bu kimyasala bağlı olarak değişmiş olabileceğini düşündük. Pearson korelasyonuna göre elektrik iletkenliği ile somatik hücre sayısında orta dereceli pozitif korelasyon bulundu. Bu daha önceki çalışmalarda zaten bildirilen bir etkiydi. Sonuç olarak biz subklinik mastitis teşhisinde sadece Staphylococcus aureus'tan kaynaklanan subklinik mastitislerde milk amiloid ağ konsantrasyonu yüksek bulduk ve burada kullanılabileceği sonucuna vardık. Ama tabii ki daha sağlıklı yorum yapabilmek için daha geniş çalışma gruplarında farklı değişkenlerin somatik hücre sayısı, elektrik iletkenliği ve süt amiloid ağ düzeyine etkilerinin incelenmesini öneriyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir soru varsa alabilirim. Şuradan. Hocam teşekkür ediyorum. Dilinize, emeğinize sağlık. Kıymetli hocam. Sağ olun hocam. Hocama katkı sunmak isteyen, soru sormak isteyen hocamız varsa sorabilir. Var mı soru sormak isteyen? Elif hocam hazır mıyız? Elif hocam hazır değilse Aynur hocamla devam edebiliriz. Aynur hocam. Hocam ben elektrik kesintisinden dolayı eve geldim. Şimdi arabadan inip bilgisayarımı açıyorum hemen. Siz hazırlayana kadar... Hocam sesim geliyor mu? Geliyor Aynur hocam, geliyor. Tamam hocam, bir sıradaki sıradaki arkadaşım devam etsin hocam. Ben sonraki sırayı alayım. Tamam. Emrah hocam, hazır mıyız Emrah hocam? Emrah hocam da yok. Esra hocam burada evet, mıyız? Evet, ben buradayım, hazırım. Buradayım Emrah hocam. Emrah hocam, siz de devam edelim o zaman. O arada diğer hocalarımız hazır olunca devam edelim. Buyurun kıymetli hocam. Paylaşım görünüyor mu hocam? Hocam geliyor ekrana. Paylaşımı görebiliyoruz acaba? Başlayayım mı? Hocam paylaşımınız geliyor ama tam gelmedi daha. Evet.